Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konuklarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz ama bizi hiçbir zaman kırmayan, ne zaman davet etsek bizim için zaman ayıran, değerli bilgilerini bizlerle paylaşan çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte Cölerber Üniversitesi'nden Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hikmet Yılmaz. Aynı zamanda Türk Uyku Tıbbı Yönetim Kurulu üyesi, Akreditasyon Komitesi Başkanı. Bugün ne konuşacağız sevgili izleyenler? 2014 tüm dünyada beyin yılı olarak birçok toplumu aydınlatma adına birçok etkinlikler düzenleniyor. Konferanslar yapılıyor, şiirler, bunun dışında birçok etkinlikler. Bunları hocamızdan çok daha detaylı olarak alacağız. Tabii beynin en önemli fonksiyonlarından biri de uyku. Bugün uyku hakkında güzel bir söyleşi olacak. Hocamız güzel bilgilerini, değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak diye düşünüyoruz. Hoş geldiniz hocam. Bize zaman ayırdığınız için, hiçbir zaman davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz ilk olarak. 2014 yılı tüm dünyada beyin yılı olarak kutlanıyor dediniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim. Önce nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Bizim için de gerçekten çok kıymetli bir fırsat oluyor. Hem nörolojinin hastalıklarını hem de tıbbi olarak vatandaşlarımıza ulaştırmayı düşündüğümüz bilgileri aktarmada bize gerçekten sizin de eşsiz bir desteğiniz ve yardımınız var. Ben sizin kişiliğinizde ETV'nin tüm çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. 2014 yılı sadece ülkemizde değil bütün dünyada beyin yılı. Beynimizi tanıyalım, farkındalığımızı artıralım. Beynimizi daha iyi kullanalım ve daha iyi kullanmanın yollarını, yöntemlerini bulalım. Bu gezegen, bu evren bize verilmiş en güzel hediye ve insanoğlu düşünen bir varlık. O düşünmeyi yöneten de beynimiz. O zaman çevremizi daha iyi yapmak için, ilişkilerimizi daha güzel kurmak için, doğayı daha bilinçli ve güzel korumak için, barış içinde, huzur içinde, tüm canlıları kapsayan güzellik içinde yaşamak için beynimizi daha iyi kullanalım. Bu sene tüm dünyada, Amerika'da, Hindistan'da, ülkemizde bununla ilgili logolar, aktiviteler, bilimsel programlar, halka yönelik bilgilendirme programları yapılacak. Türk Nöroloji Derneği'nin de çeşitli çalışma gruplarıyla beraber bu yıl böyle bir aktivitesi var. Şarkılar, sloganlar eşliğinde tüm vatandaşlarımıza farkındalığı artırmak için beynimizin yaptığı işler ve biz bu işleri daha güzel, daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl koruyabiliriz beynimizi sağlıklı bir şekilde. Şimdi yaptığımız gibi programlarla vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Çok da güzel bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Hayatımızda, yaşamımızda, bedenimiz en önemli organlarımız, beynimiz tüm hayatımızı programlıyor belki de. Bu konuda toplum olarak bilgilenmemiz açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Tabii beynin en önemli fonksiyonlardan biri uyku dedik. Evet. Uykuyla ilgili konuşacağız bugün. Uyku neden bu kadar önemli? Nedir hayatımızdaki önemi? Neler söyleyeceksiniz? Hayatımızın üçte birini yaşadığımız bir dönem uyku. Yani geçici olarak uyandırılabilir bir bilinçsizlik süreci diye anlatıyoruz. Tıp fakültesinde öğrencilerimize temel olarak uyku nedir diye sorduğumuzda diyoruz ki dışarıdan gelen uyaranlarla bu ses olabilir, ışık olabilir, dokunma olabilir. Bu tip uyaranlarla uyandırılabildiğimiz geçici bilinçsizlik dönemi. Bilinçsizlik dönemi. Bilinçsizlik. Evet, o sırada etrafın farkında değiliz. Ama uyandırılabiliyoruz. Örneğin hastalıkların neden olduğu koma dediğimiz bilinçsizlik dönemlerinden farkı burada kişiler çevreden gelen bir uyaranla uyanabiliyorlar. Uyanma eşikleri farklı olmakla birlikte hani biri çıt sesine uyanırken diğerine davul çalsanız uyanmaz gibi genetik özellikleri var. Uyku hakkında çeşitli şehir efsaneleri var. İsterseniz ben size kısaca uykunun
ana karnından erişkine Evet, çok nasıl güzel. bir seyri olduğunu, sağlıklı bir insanın, bizim yaşımızda erişkin bir insanın nasıl bir uyku ritüeli olduğunu, kaç dakikada uykuya daldığını, uykunun hangi evrelerini nasıl yaşadığını özetleyeyim, sonra Çok sohbet güzel olur. edelim Evet sizin hocam, buyurun. sorularınıza. Ana karnında başlıyor uykunun hikayesi. Yani daha henüz cenin 12 haftalık olduğunda bizim uykuyla ilgili kayıtlamalarımız var. Hatta anne işte söyler etrafındakilere, uyuyor Uyuyor. şimdi Evet. sessiz diye hareketleriyle diyelim ki 2 dakika içinde hiç hareketsiz kaldığında hareket üzerinden anne bebeğinin uyuduğunu Uyuduğunu. algılayabilir. Hakikaten bizim de kayıtlamalarımızda 12. haftadan itibaren bebeğin uykuyla tanıştığını, örneğin doğduğu zaman bebeğin neredeyse 20-22 saat uyuduğunu, yeni doğan, zamanında doğan bir bebeğin 20-22 saat uyuduğunu, uyuduğu dönemlerin hepsinde de rüyaların daha çok görüldüğü REM uykusu diyoruz. Hızlı göz hareketlerinin olduğu bir uykudan oluştuğunu görüyoruz. Hakikaten bu biraz enteresandır. Hani böyle çocuğa baktığınızda gözünün oynadığını, Hareketli. Evet, göz evet. kapağının altında gözün bir yukarı Evet, bir evet, aşağı evet, gittiğini, evet. hatta bazen yarı aralık Yarı olduğunu. aralıkta, evet, doğru. Yani bu hep rüyaların görüldüğü REM uykusundan oluşuyor çocukta. Bu enteresandır. Küçük çocuklar, Yeni yeni doğanda, doğan daha böyle çocuklar bir haftalık, 2 günlük, 3 günlük. rüya görüyorlar mı hocam, Tabii, yeni doğan? tabii. En eski bilgilerimiz sadece bu hızlı göz hareketlerinin olduğu dönemde rüyaların görüldüğü şeklindeydi. Ama sonradan yapılan çalışmalar gösterdi ki sadece REM döneminde değil, diğer uyku evrelerinde de rüyaları görüyoruz. Ama en yoğun REM döneminde. REM dönemi. Çocuk biraz büyümeye başlıyor. Evet. Yani diyelim ki 10-15 günlük olduğunda çocuk artık altı kirliyse, karnı acıkmışsa ya da ortamın ısısı ya da bir rahatsızlığı varsa uyanık. Bunun dışında hep Yine uykuda. uyuyor. Biraz daha büyüyor, işte 2-3 aylık oluyor. Bu sefer uyanıklık dönemleri artmaya başlıyor. Diyelim ki 6 saat uyanık kalıyor ama bu arada yatıyor, kalkıyor, yatıyor. 6-7 kere uykuya dalıp uyanmış oluyor. Biz buna çok fazla polifazik uyku diyoruz. Çocuk biraz daha büyüdüğünde, kreş dönemine Evet. geldiğinde artık insanoğlu içinde doğamıza en uygun olan uyku yapısını taşımaya başlıyor. İki fazlı yatıp kalkmaya Düzene, başlıyor. evet. Bir öğleden sonra 1 Sonra. ile 3 arasında kreşlerde işte bu saatlerde çocukları genelde yatırırlar. Bir de erişkin gibi akşam işte kaçta yatılıyorsa akşam o saatte yatıp sabah kalkma şeklinde. Giderek böyle bir azalan Azalma bebeklikten ve iki itibaren. fazlı, İki fazla. monofazik. Mesela biz tek fazla uyuyoruz. Akşam Sadece yatıp gece. Evet, sabah sabah kalkıyoruz. kalkıyoruz. Bu bizim aslında fizyolojik olarak da doğamıza çok uygun bir uyku yapısı değil. Değil. Hepimiz yaşarız. Öğleden sonraları iş yoğunluğumuza göre 1 ile 3 arasında hani bunu biraz yediğimiz yemeğe veririz, Evet, böyle mahmurluğa veririz. genelde Hay yemekten Allah bir sonra mı? ağırlık bastı üstüme deriz. Aslında Evet. o ağırlık bastı üstümüze dediğimiz şey vücudumuzun, bünyemizin doğal olarak uykuya hazır olduğu bir dönemdir. Tabii ki günlük yaşam, teknoloji bizi bu uykudan mahrum bırakıyor. Hepimizin işi var. Sizin programınız var, bizim hastalarımız var, arkadaşların hazırlıkları var. Uyuyamıyoruz, onu geçiştiriyoruz. İşte çay kahve içiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Biraz direnince zaten tempoya giriyoruz. Ama baktığınız vakit insanoğlunun uyku seyrine, örneğin 70'li yıllarda Türkiye'de televizyon henüz gelmeden önce uyku Dokuz saati saatte. ortalama 9,5 saatken bugün Şimdi. ülkemizde de yaptığımız bir çalışmada bu sürenin 7 saate düştüğünü görüyoruz. Hatta Yani daha biri belki altına belki düştü. daha biraz da olabilir. Hani bu kent ve kır karışımı olarak Türkiye ortalaması olarak söylediğimiz Ortalama bir olarak. rakam. Örneğin Amerika'da bu süre işte 6,12, 6 saat 12 dakika gibi. Dakika. Teknoloji geliştikçe, internet teknolojileri, geceleyin işte bu sosyal paylaşım siteleri, buralara Kesinlikle, girip çıkma. kesinlikle doğru. Bakın bugün pazartesi, ben dün 3'te yattım.
Gerçi İstanbul'da bir programımız vardı. Oradan geldim. Biraz maillerime yanıt verme. Hani mail diyoruz, mektuplaşma diyoruz, Facebook diyoruz, Twitter diyoruz. Her ne kadar şu anda kapalı gibi gözükse de insanlar hani sosyal paylaşım siteleriyle de işte geç saatlere kadar uyanık kalıyorlar. Ama pazartesi günü de işimiz var. Evet. 3 saatlik, birkaç saatlik uykuyla geliyoruz. Evet. O zaman erişkin uykusuna geldiğimizde sağlıklı bir insan, en azından benim bir uyku problemim var mı acaba diye düşünmesinin belki önünü açacak küçük giriş bilgilerle devam edelim. Sağlıklı bir insan dişlerini fırçalayıp ışığı söndürüp yatağa uyumak niyetiyle gittiği vakit 15-20 dakika içinde uykuya dalması beklenir. 15-20 dakika içerisinde uyuması gerekir. Evet, evet. Yani uykuya dalma sorunu şeklinde bir uykusuzluk hastalığı olabilir. Hastalar gelir bize işte, hocam uyuyamıyorum, uyku problemim var. Nasıl? İşte uyumak için yatağa gidiyor, dönüp duruyor. 1 saat, 2 saat, 3 saat uykusu gelmiyor. Problem. Ya da uyumak üzere yatağa gidiyor, işte uyanıyor, bölük pörçük bir uyku uyuyor, uykuyu sürdüremiyor. Ya da erken uyanıyor. Aslında niyeti 8'de 9'da uyanmak ama bir de bakıyor 4.30-5'te kalkıyor ve tekrar uyku tutmuyor. Bunlar problem. Sağlıklı bir insanın 15-20 dakika içinde uykuya daldığını biliyoruz. 40-45 dakika içinde derin uykuya, 90 dakika ile 120 dakika arasında da işte çoklukla bu rüyaların görüldüğü REM uykusu dediğimiz hızlı göz hareketlerinin bulunduğu uykuya giriyor. Bu siklus, yani bir siklus ortalama 90-120 dakika, bundan 6-7 tanesi bir uyku periyodunu oluşturuyor. Yani 6-8 saatlik bir uykuyla biz güne hazır oluyoruz. Tazelenmiş, dinlenmiş, ertesi günün temposuna hazır hale geliyoruz. Erişkin, sağlıklı, yetişkin kadın ya da erkekte uyku kabaca böyle. Böyle. Peki hocam, şimdi uykusuzluk problemi yaşayanlardan az önce bahsettik. Bir de bir izleyicimizden bir soru gelmiş. Bunu size paylaşmak istiyorum. Çok uykuya meyilli olmak da bir problem olabilir mi? Hatice Yıldız soruyor. Eşim sürekli oturduğu yerde uyukluyor. Çay, kahve gibi uyarıcı içecekler vermeme rağmen diyor, onu hiç etkilemiyor. Bir sorun olabilir mi diye soruyor. Evet, tabii geçen iki gün önce TRT 1 radyosunda işte bağlandık, şey anlattık, baykuşlar ve tavukları. Hani uykumuzu düzenleyen genetiğimiz. Örneğin Jale Hanım, siz kaç saat uyuyorsunuz? Ya da kaç saat uyuduğunuzda kendinizi dinlenmiş, zinde, fit hissediyorsunuz? Yani böyle bir 7 saat uyusam kendimi iyi hissediyorum ama genelde bir 5 saat kadar her gün o kadar uyuyabiliyorum diyebilirim. Kesintisiz 5 saatlik uyku yetebiliyor işte. Yetebiliyor. Şimdi uykunun genetik olarak düzenlendiğini biliyoruz. Beyinde uykunun kodları var. Örneğin bazılarımız tavuk, bazılarımız baykuş. Ne demek tavuk, evet, ne demek baykuş? Evet, işte geceleyin saat 9'da 10'da yatan, sabahleyin 5.30-6'da kalkan ve kendini güne hazır hisseden, uykusunu almış hisseden insanlar tavuk oluyor. Evet, bunlar önemli işlerini daha çok gündüz yapıyorlar, sabah yapıyorlar. Bunların performansları sabah saatlerinde daha iyi. Gecenin ikisine, üçüne kadar yatamayan, uyuyamayan, işte önemli işlerini gece yapan, daha yaratıcı, daha üretken, daha farklı, beynin sağ tarafını daha güçlü kullanan, sabahleyin de geç kalkan insanlar da baykuşlar. Evet. Hocam, örneğin ben geceyi daha çok seviyorum. Evet. Yani gece geç saatlere kadar uyanık olmayı, işte ne işim varsa gece yapmaktan hoşlanıyorum. Bunu Baykuş eğilimli bir uyku yapınız var. Bir de karmalar var. Yani ne baykuş ne tavuk, ikisinin ortasında kendini ikisine de hazır ve uyumlu hisseden. Toplumun, dünyada insanların büyük bir bölümü bu karma bölüme giriyor. %30'u baykuşlara, %10'u tavuklara, %60 kadarı da işte dediğim gibi bu gruba gidiyor. Şimdi bir yandan bu uyku karakteristiği varken bir yandan da
Az uyuyucular ve çok uyuyucular var. Yani demin dediniz ki 5 saat bana yetiyor. Evet. Belki arkadaşımıza 10 saat ancak yetiyor. Hani diyor ki 10 saatten az uyuduğumda kendimi yorgun hissediyorum. Uzun uykucular var. Bu da genetik. Yani 10 saat uyumasa ama bu arada araştırıyoruz. Bu uzun uykunun altında bir guatr hastalığı var mı? Guatr'a bağlı olarak. Çünkü hipotiroidide de çok uyunur. Bunun altında bir uykuda solunum bozukluğu var mı? Uyku apnesinde de gece boyunca hasta hep tıkanmalarla, uykuda nefes durmalarıyla kalktığı ve bunlar sabahleyin kalktıklarında kendilerini daha yorgun, daha bitkin, sanki sabaha kadar yük taşımış gibi, sanki sabaha kadar çalışmış gibi. Zaten derler ki hani sabahleyin yataktan sürünerek kalkıyorum. Evet. Hatta benim için geceler gündüzden daha yorucu. Hani bir uykuda solunum bozukluğu var mı? Ya da uykuda anormal bir hareket davranış, uykuda konuşma, dişlerini gıcırdatma, uykuda kalkma, dolaşma, yeme, yürüme gibi normalde uyanıklıkta yapılan davranışlar geceleyin varsa bunlar uykuyu bölüyor. Uykunun dinlendirici, tazelendirici özelliklerini alıp götürüyor. İşte o zaman belki araştırılması gerekiyor. Genetik mi yoksa bir rahatsızlığa bağlı çok uyuma mı? Bir uyku merkezine gelmesi gerekiyor. Bu hastamızın Celal Bayar'da 2000 yılından beri faaliyette olan epilepsi ve uyku bozuklukları polikliniğimiz var. Burada odalarımız da var. Poliklinikte hastaların öykülerini alıyoruz. İşte bize nasıl bir uyku sorunu olduklarını anlatıyorlar. Bunun tıbbi bir duruma bağlı olup olmadığını önce anlamaya çalışıyoruz. Hani reflüsü mü var, gastriti mi var, depresyonu mu var, guatr hastalığı mı var, kalp hastalığı mı var, uykuda solunum bozukluğu mu var, yoksa primer, birincil, asıl bir uyku problemi mi var? Öyle bir şey varsa yukarıda da odalarımız var. Dört tane güzel. Oda. Bütün gece boyunca hastayı ihtiyaç duyduğumuz sürece bir gece ya da birkaç gece tetkik ederek, uykusunu değerlendirerek hastalığı varsa teşhis edip adını koyuyoruz. Tedavi de hastalığa göre değişiyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, buraya gelerek Hatice Yıldız Hanım da eşiyle ilgili problem ne olduğunu anlamaları konusunda faydalı olabilir. Bir de her zaman duyduğumuz kaliteli uyku. İşte az önce saydığınız birçok sebepler bizim uyku kalitemizi belki düşüyor. Aralıklı uyuyoruz. Tam derin bir uykuya sahip değiliz. En küçük bir sesle uyanıyoruz. Bunlar da bizi gün içerisinde böyle uykulama moduna sokabiliyor mu? Halsiz bırakabiliyor mu? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir uykuya dalındığında en az kaç saat uyumamız gerekiyor uyanmadan? Çocuklar için mesela okul öncesi 15-16 saat. Yani 3-4 yaşında bir çocuğun 15-16 saat uyuması lazım. Ve bu uyku saatlerinin de akşam 9 ile sabahleyin 7 arasında olmasını özellikle o sirkadiyen ritim, gece gündüz ilişkisi açısından özellikle dikkat edilmesi lazım. Çünkü eskilerde de var ninnilerimizde, türkülerimizde uyusun da büyüsün dediğimiz İşte triklerde. Çünkü biliyoruz ki uykuda geceleyin growth hormonu denen bir büyüme hormonu salgılanıyor. Bu büyüme hormonu kortizol ve diğer nöromedyatörler, küçük hormonlar sağlıklı bir şekilde gelişip serpilmemizi, büyümemizi sağlıyor. Çocuklarda beklenen, ideal, arzu edilen uyku 15-16 saat. Ama erişkin, yani erişkinden kastettiğim de 15 yaşın üzerinde kadın ve erkeklerde uyunması gereken toplam süre 6 ila 8 saat arasında olmalı. İdeali bu. Niye bu 6-8 saat önemli? Demin halbuki konuştuk. Siz dediniz 5 saat. Evet. Bana da 4 saat uyku yetiyor. Genelde ben 2 gibi yatıyorum. Sabahleyin de 6.30-7 gibi kalkıyorum. Aslında uyudum, ben kısa uykucuyum. Yani çocukluğumdan beri de böyleydim. Yani hakikaten çok az uyurdum. Örneğin benim kız kardeşim 10 saat uyurdu. Hakikaten aramızda dağlar çok kadar. Farklı. Genetiğimiz farklı, uyku genetiğimiz farklı. Şimdi kısa uykucularda şunu gördük. Yapılan kültür çalışmalarında gördük ki az uyuyanların
kültürlerindeki hücrelerde, nöronlarda, beyinlerde programlanmış hücre ölümü gerçekleşiyor. Yani yavaş yavaş gidiyor. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani cildimizin kırışması gibi, gözümüzün kırılma, işte kataraktın daha çabuk oluşması gibi, kalbimizin daha çabuk rahatsızlıklara eğilimli hale gelmesi, damarlarımızın işte daha çabuk kireçlenmesi gibi. Kısacası az uyku vücudumuzun hayati fonksiyonlarında bir bozulmaya neden oluyor. Tüm hastalıklara bizi daha kolay, daha açık öyle bir kapı haline getiriyor. Düşünün, az uyuduğunuz, uyuyamadığınız, uykunuzu az aldığınız dönemde daha kolay grip nezle olursunuz. Tabii. Yara iyileşmesi gecikir, bellek fonksiyonları bozulur, unutkanlık, sinirlilik, dikkati sürdürememe, konsantre olamama gibi bizim bilişsel dediğimiz kognitif fonksiyonlar, beynin fonksiyonlarında eksilmeler, bozulmalar başlar. Bu aynı şey 8 saatten fazla uyuyanlarda da oluyor. Evet hocam, onu soracaktım. Evet, o da oluyor. Çok fazla uyuduğunda da, o da oluyor. Aynı şekilde. Onun için ideali, bizim yaşımızdaki insanlarda ideali 6-8 saat uyumak. Tabii ki genetiğimizin getirdiği, yaptığımız işin getirdiği, kimimiz vardiyalı çalışıyor, kimimiz hani meridyenler arası yolculukları sık yapıyorlar, işte pilotlar, hostesler ya da sık konferanslara gidip gelen bilim adamları, sporcular. İşte burada da uykuyu disipline etmemiz, uykuyu düzene sokmamız, uyku hijyeniyle uykumuzu yönetmemiz gerekiyor. Evet, kesinlikle. Bunlar çok önemli sağlığımız açısından. Peki hocam, örneğin mesela 5 saat uyku bana yeterli diyorum ama bu 7-8 saati bulduğunda o gün bende böyle bir halsizlik, bir ağırlık hissi, işte fazla uykunun hani belki dinlenmeye ihtiyacım var derken tam tersi de olabiliyor. Bunu neye bağlayabiliriz hocam? Kendi genetiğimizin dışına çıkmaya çalıştığımızda bu sorunu yaşıyoruz. Örneğin siz bir tane tavuktan sabahleyin erken işe gitmesi gereken bir iş kolunda çalışma istiyorsan mükemmel oluyor uyku yapısıyla da. Zaten sabah programına örneğin diyelim ki bir tavuk yerine bir tane baykuşu çıkardınız mı skandal. Çünkü çay kahve içiyor, kafasını toplayamıyor, cümle kuramıyor, ne soracağını hatırlayamıyor. Ya da düşünün ki böyle biri pilot olsun. Evet. Hani karar verecek, neticede inecek, inmeyecek, sis olacak, mesafeyi kestirecek. Hani ya da böyle bir çiftten bir karı koca üretelim. Bir tanesi tavuk olsun, öbürü de baykuş olsun. Hakikaten sıkıntı. Çok zor, evet. Onun için bizler tabii... Hani bu konuda insanlar, hastalarımız geldiğinde, gittiğinde genel olarak hani hocam nelere dikkat edeyim bunun dışında dediğinde seçtiği işe, vardiyaya, işe gidiş saatine, işi planlama saatine, hatta dediğim gibi tabii ki özelidir ama örneğin kendisi baykuşsa tavuk olan biriyle ilişkisinin sıkıntılı olabileceğine kadar. Çünkü bunu tamamen değiştiremiyorsunuz. Biraz önce dediğiniz fizyolojik bulguları yaşamaya başlıyorsunuz. Yani siz kısa uykucusunuz. 4 saat size yetiyor. Ama duydunuz işte, dedi ki hoca, ya işte bu 6 saatin 6'da, 8 saatin üzeri de. Bu 4 saati 5 saati taşıyabilirsiniz. Ya da gündüz kısa nappingler, şekerlemeler yaparak vücudunuzu daha zinde bu programlanmış hücre ölümünü erteletecek vakitler kazanabilirsiniz. Bakın gündüz şöyle bir 10-15 dakika uyuduğunuz ya da kestirdiğiniz tesadüfi zamanlar olabilir. Bir açarsınız, ya öyle zindesiniz ki sanki saatlerce uyumuşsunuz gibi. Halbuki biliyorsunuz 15 dakika gözünüzü kırptınız. Bu sizi anormal zinde, anormal rahatlatır. Ama bir de dersiniz ki, ya öyle mi? Dur ben şunu bir yarım saat yapayım, 45 dakika yapayım dediğinizde de o zaman affedersiniz eşekten düşmüş gibi yorgun. Aman Allah'ım keşke uyumasaydım. İşte bunun nedeni sizin o kısa uyuduğunuz dönemde derin uykuya girmiyorsunuz. Hani demin dedim ya sağlıklı bir insan 40-45 dakikada derin uykuya girer. Derin uykudan ya da REM uykusundan uyanmak patolojiktir. Vücudumuz bunu hazmedemiyor. Ama yüzeyel uykudan uyandığımızda kendimizi zinde ve fit hissederiz.
Evet hocam, gelen soruları da ben size bu arada aktarmak istiyorum. Hocam, gece televizyon karşısında şekerlemenin tadı hiçbir şeyde yok. Bunun nedeni nedir diye sormuş bir izleyicimiz. Hı hı. Genelde bizi uykuya hazırlayan faktörler monoton ortamlar. Hani diyelim ki burada sıkıcı bir sohbet yapıyoruz. Ne kadar nezaketinizi korusanız da hani yüzünüzü kaçırarak şöyle bir esneme, işte o arada dalmalar. Bizde bu derslerde çok olur. Bazen öğrencilerin hissederiz. Bize bakıyordur ama boş boş bakıyordur. Çünkü uykunun bazı markerları var. Hani uykunun geldiğinin bazı belirtileri var. Beden dili var. İşte bir tane en bilineni esneme. Onun dışındakiler hareketlerde azalma, kaykılarak oturma, yavaş 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 kayarlar. İşte hani seyircimde belki televizyonun karşısında işte koltuğuna uzanıyor, kaykılıyor. Bu arada günü düşünüyor. Karşıdaki televizyondaki sıkıcı bir konuysa, sıkıcı bir filmse. Şimdi vücudumuzda da gün boyunca bazı hormonlar salgılanıyor. Yani biz aslında uyku biriktiriyoruz. Biriktirmeye başladık örneğin bu saatte. Adenozin diye bir hormon var. Uyanık kaldıkça bu hormon artıyor. Hani çay kahve içiyoruz evet, ya. Evet. O çay kahve adenozin hormonunun ürettiği reseptörleri bloke ediyor. Onun için bazılarımız duyarlı, çay kahve içtiğinde uykusu gelmiyor. Bazılarımız bu yönüyle duyarlı. Kesinlikle. Şimdi televizyonun karşısında bizim böyle uzanıp yattığımız zamanlar günün ilerleyen saatleri oluyor. Ya işte gece oluyor ya akşam üzeri oluyor. Yani yatmış, günü geride bırakmış, adenozini biriktirmiş, bazı muhakemeleri yapmış. Bu arada mırıl mırıl televizyonda bir şeyler hakikaten de keyifli olabilir. Ama uzun daldığında hani bunu seyircilerimiz hisseder. Bazıları da bize şöyle geliyor, diyor ki hocam o televizyonun karşısında aldığım hazzı, dinlenmeyi, sakinliği yatağımda alamıyorum. Evet. Hatta dönüyorum tekrar gidiyorum işte televizyonun karşısına uzanıp burada uyuyayım diyorum. Bunu belli bir sürenin üzerine taşımak uygun değil. Evet hocam, bu konuya değinmişken kimdir dediğiniz gibi televizyonla, yattığı odada televizyon olur. Televizyonla oradan duyduğu sesle, o ışık, görüntülerle uyuyabiliyorlar. Daha rahat uyduklarını söylüyorlar. Örneğin ben çok rahatsızımdır. Asla bulunduğum odada böyle bir ışığın sürekli değişmesiyle o ışığın yansıması beni rahatsız eder. Oradan gelen ses, mümkün değil uyuyamam. Ama kimileri de bunu tercih edebiliyor. Bu aslında hangisi daha sağlıklıdır? Yani patolojik olanı bu söylediğiniz. Hatta biz böyle uyku problemi olanlarda deriz ki odanızda bitki olmayacak. Bitki. Hayvan olmayacak. Televizyon olmayacak. İşte laptop'ta, iPad'de, bilgisayardı. Bunlar olmaması lazım. Yatağınızı biri işte sevişmek için, bir diğeri de uyumak için kullanacaksınız. Yatağın başka bir fonksiyonu olmayacak. Olmamak. Yatakta yemek yemek, yatakta ofis gibi iş yapmak. Hani yatağını aynı zamanda ofisi, iş yeri gibi kullanmak. O zaman hani bizde bir algı var. Biri limon yerken sizin ağzınızın, dişlerinizin kamaşması. Yatak odasına gittiğinizde aklınıza uyku gelecek. Uyku, sadece hani uyku. En ciddi problemlerden biri uykusuzlukta, yatak artık hastanın kabusu oluyor. Eyvah, yine sabaha kadar dönüp duracağım. Yine uyuyamayacağım. Örneğin ışık, demin söylediğiniz. Evet. Hani biliyoruz ki göze gelen ışık, retino-hipotalamik yol dediğimiz bir yol var. Bu arka tarafta, iç tarafta beynimizde bir epifiz diye bir bez var. Onun yanında da uykuyu düzenleyen bir iç saatimiz var. Bu iç saatimiz gözden gelen ışıkla düzene giriyor. Işık geldi mi melatonin diye bir hormon salgılıyor. Bu hormonu durduruyor. Dur diyor sen diyor, salgılanma. Karanlık oldu mu salgılatıyor. Melatonin denen şey de bizim uykuya dalma hızımızı belirliyor. Hani hepimizin bir uykuya dalma hızı var. Hı hı. Kimisi yatağa girer, 5 dakikada horul horul, kimisi yarım saatte. Yani onun için demin dedik yarım saat. O melatonin hormonu uykuya dalma hızını belirliyor. Hı hı. Bu ise ışıkla inhibe oluyor. Dolayısıyla odanızda ışık varsa, ses varsa, gürültü varsa, ortamın ısısı aşırı fazlaysa, hı hı, çok sıcaksa ya da çok soğuksa, ürpertecek kadar. Tabii ki. Onun için uyku hijyeni dediğimiz şeyde de zaten bunları düzenleriz. Yani hastalara uyuyacakları mekanın özelliklerini belirletiriz. Evet.
Hocam yine gelen sorulardan ben süremiz de daralıyor ama bu konu galiba geniş bir konu olacak. Hakikaten. Ve yine bir program daha yapalım isteyeceğim ben. Bunu sözünü alacağım sizden. Size söylemiştim çok keyifli evet, bir konudur diye. Evet, keyifli bir program. Gelen sorulardan ben size iletmek istiyorum. Hocam yastığa kafasını koyduğu gibi uyuyanlardan olamadım hiç diyor. Bu durumda da kişiden kişiye göre değişir mi diye değişir, sormuş bir konuşmuştuk bunu. Yine evet. Arzu Gezer soruyor. Hocam ben 47 yaşındayım. Benim için geceleri uyumak büyük bir sorun. Yattığımda 1-2 saatte ancak uyuyabiliyorum. Sabahta çok erken uyanıyorum. Uyku düzenimi nasıl sağlayabilirim diye sormuş bir izleyicimiz. Önce hastamızın bu kadar az uyumasının nedenini araştırıyoruz. Hani demin söylemiştim poliklinikte öykü alma. Örneğin bakın huzursuz bacaklar diye bir rahatsızlık evet. var. Hani hastamızın yaşı da işte belki durumu da az çok buna uyduğu için devamlı elinde, kolunda, boynunda, bacağında uyuşma, karıncalanma, yanma, batma, dikkatini dağıtacak şeyler, kalkıp dolaşma ihtiyacı, ancak çok yorulduğunda biraz uyuma. Huzursuz bacaklar sendromu örneğin. Bu uykuda periyodik hareket bozuklukları olabilir. Madde eksiklikleri olabilir. Demin konuşmuştuk. Hani jinekolojik obstetrik sorunlardan mide bağırsak sorunlarına kadar birçok şey uykumuzu etkiliyor. Ve psikolojik sorunlar. Hani depresyon, evet. anksiyete. Uyku hastalarının gittiği hekimlerin büyük bir bölümü farklı farklı disiplinler. Ağzına acı su geliyor, gastroenteroloğa evet. gidiyor. Sık tuvalete gidiyor, üroloğa evet. gidiyor. Üzülüyor, sıkılıyor, unutkanlık, sinirlik oluyor, psikiyatra evet. gidiyor. Ama bunların hepsinin özünde belki de temel problem bir uyku problemi olabiliyor. Evet, evet yine hocam bir sorumuz, ben bunu sormadım diye düşünüyorum. Seda Ersey'in soruyor. Çocuğumuzun gece aralıksız uyuması için ne yapabiliriz? 2 saatte bir ağlayarak uyanıyor diye sormuş. Çocuklardaki uykunun çok fazla olduğunu söylemiştim. Yani çocuklar hakikaten 6 kere 7 kere uyur, uyanır. Öncelikle en temel şeyler hani karnı acıkmış mı, altı kirli mi ve bir rahatsızlığı var mı? Çok rahat bir seröz otit, bir kulak rahatsızlığı, bir bademcik, bir tonisillit ya da çocuğun bir başka sistemiyle ilgili bir rahatsızlık bu çocuğun uykusunu bölebilir. Hipnik şerkler, irkilerek uyanmalar, gece nöbetleri yani epileptik nöbetler uykuyu bölebiliyorlar. Onun için öncelikle bu sık uyanmanın nedenini ortaya koymak lazım. Evet. Ona göre tedavi değişecek çünkü. Evet hocam, bir de sormak istediğim bir soru daha. Bazen böyle bununla ilgili bir film de izlemiştim. Adı tam şu an aklımda değil, günlerce uykusuz yaşamaya direnen bir birey vardı. Şimdi bazen öyle bir oluyor ki... İnsomniydi galiba o ve hocam. Seattle'da geçiyordu Amerika'da. Hı. Birkaç gün böyle uykusuz kaldıktan sonra... Uyku yoksunluğu yaşadıktan sonra. Bu uykusuzluğu depoluyor mu vücut? Yani bir gün bir yerde böyle saatlerce uyumamıza sebep olabilir mi? Çok bir güzel. Bir gün boyunca uyumamıza çok sebep güzel. Olabilir evet. mi? Neler söylersiniz? Evet. Biz buna uyku yoksunluğu diyoruz. Örneğin ihtiyaçlarımızı söylemiştik işte. Hani benimki evet. 4-5 saatte, sizinki de o kadardı. Diyelim ki biz hafta içinde bazı fedakarlıklar evet. yaptık. Misafir aldık, ertesi gün tempomuzu değiştirmedik. Biz hafta içi ihtiyacımız olan 5 saati bile uyumayıp 3 saat 3 saat gittik. Evet. Bizler 50'li 60'lı yaşlara 5. 6. dekata kadar biriktirdiğimiz uykuyu telafi edebiliyoruz. Örneğin öğrencilikte de bu oluyor. Hani sabahlara evet. kadar bildiğe çalışıyor. Cuma günü vuruyor kafayı yatıyor. Cumartesi'yi pas geçiyor. Pazar evet. kalkıyor. Hani bir anda 30 saat uyuyabiliyor. Evet bu mümkün. Yani bizler uyku yoksunluğunu telafi edebiliriz. Ama o uyku yoksunluğu yaşlandıkça telafisi daha zor hale öyle geliyor. Mi? Birincisi bu. İkincisi o uyku yoksunluğu belirli bir eşiğin üzerinde artık belirtiler vermeye başlıyor ve telafi etmeden de zararlarını görmeye başlıyorsunuz. İş kazaları gibi, trafik kazaları gibi, işte unutkanlık, sinirlilik gibi ya da var olan rahatsızlığınızın alevlenmesi. Tansiyon hastasınız, tansiyonunuz fırlıyor. Kalp yetmezliğiniz var, MI geçiriyorsunuz gibi. Normalde sağlıklı insanlar
uykularını biriktirip uyuyabilirler. Biriktirip bu söylediğim uyur. Zamana evet. kadar. Onun için o zaten hafta yani. İçi biriktiriyoruz, hafta sonu uyuyoruz. Evet. Pazartesileri de bunun için sevmiyoruz. Çünkü evet. alıştığımız o tempo hafta içinde sonu, evet. hani uyku yükümüz de az oluyor. Hı. Neden? Cumartesi vurduk kafayı yattık, kaçta evet. kalktık? Pazar günü 11'de. Evet. Uyku biriktirmeye 7'de değil 11'de başladık. Onun için pazar akşamı uykumuz biraz geç evet. geliyor. Sabah kalkarken de pazartesileri zorlanıyoruz. Evet. Hocam bir de kitap okumak, gece yatağımıza yattığımız, hani yatağa hiçbir şey sokmuyoruz dedik. Kitap okumak bazen uykumuzun gelmesine de sebebiyet verebilir. Yani böyle o kitabı okurken artık gözler kapanıyor ve o şekilde uyuyabiliyoruz. Uyku problemi yaşayanlar için mesela özellikle. Bunu tavsiye eder misiniz yoksa hayır kitapta okunmayacak mı diyorsunuz? Şöyle diyoruz, yatakta uzun süre uyanık kalmayın diyoruz. Hı. Ya bu kitap okumak olmuş, işte iPad'den ya da işte bilgisayardan, hı. televizyondan fark eden bir şey yok. Hı. Baktınız ki yatağa gittiniz, o niyetle yattınız, dişleri fırçaladınız, ışığı kapattınız ama yarım saat geçti uyuyamadınız. Çıkın diyoruz, yani yatak size düşman olmasın. Yatakta o kadar uzun, ha çıkın yataktan çıkarak, salona geçerek artık kitap mı okursunuz? Soft bir müzik mi dinlersiniz, sıkıcı bir program mı? Ama mutlaka akıcı olmaması gerekiyor. Akıcı olmasın, yani okunan gerekiyor. Kitabında, izlenen filminde ya da o anki aksiyonun da akıcı, sürükleyici, merak edici olmaması gerekiyor. Merak edici olmaması gerekiyor, evet. Bir de hocam böyle hani yaş ilerledikçe yaşların daha az uyuduğu söylenir hep böyle. Daha çabuk toparlandıkları, az uykunun yettiği. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bir de bu yemeklerden sonraki şekerlemeler. Az önce izleyicimiz de sormuştu. Bunlar ihtiyaç mı? Vücudun ihtiyaç mı? Gerekli mi? Gerekli mi? Şimdi aslında ikisi de birbiriyle çok yakın sorular. Mesela gündüz 15-20 dakikalık bir şekerleme gecenin 1,5-2 saatlik uykusuna denk gelecek bir zindelik ve dinlenme veriyor. Hı hı. Ve bu gece uykusundan da yük alıyor. Hı hı. Hani diyelim ki siz 9 saat uyumadan kendinize gelemiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ya ben 8 saat uyumak istiyorum. Sizin gündüz 12 ile 2 arasında 15-20 dakikalık bir napping yapmanız. Napping işte şekerleme yapmanız. Hani işte ofisinizdeyseniz müsaitse ışığı kapatıp sadece gözünüzü dinlendirmeniz, saatinizi, alarmınızı kurup 15-20 dakika sonra kalkmanız sizin gece uykunuzu 8 saate çekebiliyor ve size zindelik veriyor. Yaşlandıkça tüm vücudumuz gibi gözler de yaşlanıyor. Katarakt oluyor. Demin söylediğim o retinadan gelen ışık bilgisi gecikmeye başlıyor. Midesinde bir problem oluyor, kalbinde bir problem oluyor, eklem ağrıları oluyor. Yani geceleyin uykuyu bölen faktörler ekleniyor. Ve aktivite azalıyor. Yani daha sedanter yaşıyor, hareketli yaşamıyor, daha az uyku biriktiriyor. Ve gün içinde ara ara dalmaları olabiliyor. Ara ara şekerlemeleri oluyor. Ve bunun sonucunda da sanki totalde, toplamda geceleyin daha az uyuyormuş, yaşlandıkça uykunun süresi azalıyormuş gibi bir algımız oluşuyor. Aslında bu insanlar hem sedanter, sakin yaşadıkları için hem de gündüz bir miktar bu şekerlemelerle gece uykusundan çaldıkları için hakikaten de gece uykuları biraz daha kısa oluyor. Evet hocam, sizden sözünü almak istiyorum bu konunun devamını konuşalım diye. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz besinlerin de uykumuz üzerinde etkileri oluyor evet. mu? Bunlar gibi evet. bazı konuları evet. konuşamadık. Süremizin sonuna geldik. Söz alıyor muyuz hocam? Bu konu söz. Devamına. Peki, söz. Çok ben de keyif ediyoruz. Alıyorum bu konuları konuşmaktan. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Çok keyifli bir program oldu. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. İyi programlar dilerim. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyenler, bu sabah sağlığın bugün sonuna geldik. Çok değerli konuğumuz Cerrahpaşa Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'dan Profesör Doktor Hikmet Yılmaz, aynı zamanda Türk Uyku Tıbbı Yönetim Kurulu üyesi, akreditasyon komitesi başkanı, uyku üzerine konuştuk. Çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştı. Kendilerine bir kez daha şahsı meslekler adına teşekkür ediyorum. Yarın sabah bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Thank you.